Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Karım evi terk edip gitti. Bunun için haklı olduğu nedenler var. Ben bana dönmesini istiyorum, eve gelmesini istiyorum. Bunun için başvuruda bulundum, sizden yardım istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Benim tek niyetim yuvamı kurtarmak. Aşk iki kişilik bir duygudur. Yani makbul olanı budur. Aşkı yaşayan iki kişinin dışında kalanlar bazen o aşkı anlayamayabilirler. Aşk bazıları için kocaman bir tutkuyken bazıları için son derece basit bir duygudur. Gelin sizi aşkı için her şeyi yapmaya hazır Esat Bey'le tanıştırayım. Ah Hanım, ben eşimden bir şans istiyorum. Kim bilir nerelere gitmiştir, hangi mağazalarda geziyordur, alışveriş yapıyordur, makyaj malzemesi alıyordur. Ay ben de alıyorum. Benim kayınvalidem de acaba benimle ilgili böyle şeyler düşünüyor mudur? Oğlumu hasta ediyor. Ne zaman benim hasta olduğuma şahit oldun? Yemek yapmıyor. Kızı mutfağa sokmadığın için yapmıyor. Kötü olabilir mi acaba? Kötü mü ettim mutfağa sokmadığımda? Bazen olur ama öyle. Yumurtanın kabuğu tavaya düşürür. Siz de yangına körükle gidiyorsunuz ama. Benim eşim çok uyumlu bir insan. Sen bilmiyorsun. Gerçekten sen çok uyumlu bir insan. Yapıyor. Ne yapıyor acaba? Hiçbir şey yapmıyor. Balayında ne oldu? Annen de bizim de geldi. Başlarına bir şey gelmesin diye onları koruma amacıyla gittim. Sibel Hanım, kayınvalideniz olmasa komik kadın aslında. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahu Hanım. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. İyiyiz, sağ olun siz. İyiyim. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ahu Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hava çok güzel. Evet, çok güzel hava. Buyurun. Başlayalım mı sohbetimize? Buyurun. Başlayalım. Arkadaşlarım, bana da bir sandalye verir misiniz? Çok teşekkür ederim. Bu havanın son iyi olduğu günlerin tadını çıkaralım dedim. Evet Ahu Hanım. Nasılsınız? İyiyiz Ahu Hanım. Siz? Ben de iyiyim. Sefalar getirdiniz. Ben bir kişi bekliyordum. Ben normalde tek başıma gelecektim. Hı hı. Sabah evden çıkarken annen de peşime takıldı. Ben de mecburen ya bir şey diyemedim yani. Annem sonuçta. Ne diyeyim? Yani... Ne diyeceksiniz tabii başımızın üstünde. Benimle ne ilgisi var annem? Ben o kızı istemiyorum, sevmiyorum. Ya anne tamam da yani zaten biz onun için geldik. Ahu Hanım bana yardımcı olacak inşallah. Onun için geldik zaten. Bakın Ahu Hanım, ben neden geldim biliyor musunuz? Oğlum Esat olur olmaz şeyler konuşmasın burada diye geldim. Niye konuşsun olur olmaz şeyler Remziye Hanım? O kız biraz manyak. Denir mi öyle? Öyle denir mi hiç demeyin öyle şey. Aşk olsun. Hangi kız bu kız? Benim gelin kızım. Gelin kızınız. Eşimden bahsediyor Ahu Hanım. Ay ne de güzel bir laf söyledi. Benim gelin kızım dedi. Hoşuma gitti. Gelin kız. Güzelmiş. Keşke hep duyabilsek bu lafları ağzından ama hep çıkmıyor işte. Çıkıyordur canım. Şimdi seyircimiz için Esat Bey ben size sormak istiyorum. Siz... Tabii Ahu Hanım. Kimden bir şans istiyorsunuz? Ahu Hanım ben eşimden bir şans istiyorum. Eşim yaklaşık 3 hafta önce sabah kahvaltılık almaya çıkıyorum diye evden gitti. Gidiş o gidiş. Eşinizin adı ne? Sibel. Sibel. Sibel evet. Hanım. Sibel Hanım. Annem o kız sana layık değil. Gitti bırak gitsin. Bırak o gün, peşini. O layık günden değil beri, o sana. Anneciğim bir dakika bir müsaade et ben de anlatayım kendi şeyimi. 3 hafta önce mi gitti? Evet hanımefendi. Kahvaltılık almaya gidiyorum evet, dedi. Evet 3 hafta önce gitti. Gidiş o gidiş. Yani telefon ediyorum telefonu açmıyor. Arkadaşlarına telefon ediyorum telefonu açmıyor. Yani en sonunda ben ailesine telefon ettim utana sıkıla. Yani onlar da bana bir sövmediği kaldı yani. Gerçekten dediler hani sen nasıl bir kocasın, bizim kızımıza sahip çıkamadın da yani nasıl... Kim bilir nerelere telefon... gitmiştir, hangi mağazalarda geziyordur, alışveriş yapıyordur, makyaj malzemesi alıyordur.
Anneciğim... Peki gideceğini böyle belli etti mi Sibel Hanım gitmeden önce? Yani Ahu Hanım, annemle bir takım sıkıntı yaşıyordu. Yani daha önceden bir takım sıkıntısı olmuştu. Allah Allah, hiç ama... de sanki böyle sıkıntıları yokmuş gibi de bir hava sezinledim ama ben annenizden. Ama inanın ne olduğunu ben de anlayamadım. Yani bu kadar büyük bir sıkıntı olduğunu ben hiç tahmin etmedim. Ahu Hanım, o kız bana cidden kötü davranıyor. Etmedim. Nasıl? Ben ona kahve yap dedim. Evet. Kahve fincanlarını kırdı. Yapamadı kahveyi. Belki beceriksiz. Kazar olmuştur. Beceriksiz, bilmiyor, yapmıyor. Aşk olsun. Bütün gün telefonla oynuyor. Sen çok bilmiyorsun. Mu telefonla, bütün gün telefonla haşır neşirdir. Bence onun bir sevgilisi var. Ahu Hanım, annem şu anda yalan yanlış konuşuyor. Çünkü benim eşim... Deme öyle annem, deme benim, öyle. Benim kız eşim, seni sevmiyor. Bir dakika anneciğim, bir müsaade et lütfen. Benim eşim, inanın... Sosyal medya hesabı bile yok. İnanın buna. Sen bilmiyorsun ki telefonda ne yapıyor o kadar. Sen bilmiyorsun sosyal medyada sahip olmadığını. Yani ben bunu biliyorum zaten. Sadece oyun oynuyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Sana ama annem söylüyor. Annem... Ben çok affedersiniz. Tabii. Lafınızı balla keseceğim. Şimdi toparlamaya çalışıyorum kafamda. Remziye Hanımcığım, siz de böyle sık sık mütemadiyen girince... araya bazen dağılıyorum ben. Yani sizle ilgisi yok. Şimdi... Anlatımlarınızdan yola çıkarak bir şey düşündüm ben. Şimdi siz, eşiniz Sibel Hanım ve anneniz, üçünüz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Evet Ahu Hanım, üçümüz de aynı evde. Ah! Oğlumu hasta ediyor Ahu Hanım. Anne yok öyle bir şey ya. Ne zaman benim hasta olduğuma şahit oldun? Yemek yapmıyor. Yemek yapmasını bilmiyor. Anneciğim. Kızı mutfağa soktuğum bile yok anneciğim. Kızı mutfağa sokmadığın için yapmıyor kötü olabilir mi acaba? Kötü mü ettim mutfağa sokmadığımda? Kötü mü ettim? Mutfağa sokmuyor musunuz Remziye Hanım gelininize? Evet sokmuyorum doğru çünkü... Niçin? Dinlensin, rahat etsin, keyfine baksın diye. Sonra mutfağa girdiği zaman her şeyi kırıyor. Ben bir kere ona yumurta pişir dedim. Yumurtanın kabuklarını bile tavada bıraktı, bilmiyor bir şey. Bazen olur ama öyle. Yumurtanın kabuğu Ahu tavaya düşürür. Siz de yangına körükle gidiyorsunuz ama. Aa, aşk olsun hiç öyle bir huyum yoktur benim anneciğim. Remziye Hanımcığım. Ben ne bırakın, için geldim bırakın, buraya? Rahat olsun. Yok. Aa. Esprili bir insan anneniz. Ama yani ben hemen bu, aldım bu onu. Bu ayıp yani anneciğim. Ben buraya ne için geldim? Ben de niye geldim o zaman anneciğim? Ben böyle yapacaksan ben de niye geldim ben ya? Ben eşim için geldim. Remziye Hanım o kız çok açık seni sevmiyor. Bir şey sorabilir miyim? Oğlunuzu sevmediğini düşünüyorsunuz gelininizin. Siz evet. Gelininiz Sibel Hanım'ı sever misiniz? O beni sevmiyor, ben de onu sevmiyorum. Nereden biliyorsunuz sizi sevmediğini? Çünkü bana iyi davranmıyor. Bir keresinde beni dövmeye kalktı. Elektrik süpürgesinin hortumunu aldı, boynuna doladı onu. Bana sapını gösterdi. Bak kaynana, bunu seninle boğarım demek istedi. Dedi mi demek, şey demiş, demek istemiş olabilir mi acaba böyle hani o... Hortumu böyle boğazına hayır, şey... Hayır, hayır. Hani Allah'ım hani al canımı yani o derece boğuluyorum hayır, falan diye. Hayır, hortumunu kendine bana böyle yönelik salladı. Bir şey olabilir mi o? Böyle salladı bana hortumu. Hortumu da salladı size. Evet. Aa, çok acı bu. Böyle hissettiniz siz de. Ahu Hanım, böyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şimdi ben de bir erkek annesiyim. Biz birazcık oğullarımıza fazla düşkün olabiliyoruz. Siz acaba böyle biraz haddinden fazla düşkün müsünüz oğlunuza? Oğluma düşkünüm ancak hiç abartmıyorum. 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 Gelin beni sevmiyor, istemiyor beni. İlk bana günden kötü beri böyle misiniz? Evet, siz? Bana kötü davranıyor. Yani ilk mesela tanıştılar, nasıl bir tanışmaydı? Ahu Hanım, inanın ilk tanıştığında yani annem ve eşim ilk tanıştığında hiç böyle bir şey yoktu. Yani gayet iyi anlaşıyordu ikisi de. Yani bunlar bir anda ortaya çıkmaya başladı. Ne zaman? Annem çok kibardı. İstemede başladı bu. Yani annem istemede öyle bir laf etti ki inanın edilecek laf değil. Yani söylenecek bir laf değil. Ne emin dedi? Ol. Ya dedi ki ben normalde seni oğluma almazdım da gönül bu işte. Şeye de koyar, konar bilmem neye de. Yani bu laf söylenir mi hiç? Ya. Bu laf hiç edilir mi yani? Biz istemeye öyle gittik. Öyle bir laf edilmez. Evet. Biz istemeye gittik. Gelin bana tuzlu kahve içirdi. Ama o yani normalde, ben karışmıştım normalde belki. Normalde erkeğe içilir. Koca adayına içilir evet. Kahve. Adetler öyledir ama şimdi adetler ters de dönüyor tabii. Benim oğlumu o kız ballı kahve içirdi. Bana da tuzlu kahve içirdi. Bu ne demek oluyor? Şöyle kaynana düşünelim. Seni istemiyorum demek hayır oluyor. Hayır efendim. Öyle bir şey demek. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Belki büyük ihtimalle
adet öyle diye tuzlu kahveyi belki Esat Bey hazırlamıştı. Belki sizi çok sevdiği için ballı kahveyi size hazırlamıştı. Tepsi döndü. Bir yanlışlık oldu. Kesinlikle. Ters geldi kahve. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O beni sevmiyor, kaynana seni sevmiyorum demek ben istiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hep aynı laf, hep aynı laf ya. Hele ki sizi tanıdıktan, sizinle karşılaştıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle gelininiz Sibel Hanım'ın ballı kahveyi size vermek istediğinden ben eminim. Hiç belli etmedi mi bu kadıncağız gideceğini? Ahu Hanım, ben iki gün önce odamızda bana bıraktığım bir notu buldum. Ben daha bunu yeni bir buldum. Bir not var. Evet, bir not var. İstiyorsanız bunu paylaşayım sizinle. Bir sakıncası yoksa? Yok, yok, hiç önemli değil. Hiç sakınca yok, lütfen. Bir sakıncası var mı Remzi Hanım? Hayır. Esat, ben artık dayanamıyorum. Seni üzmek de istemiyorum ama artık bir arada olabileceğimizi sanmıyorum. Anneni korumanı anlıyorum. Ben de olsam ben de annemi korurdum ama sen evde yokken annenin yaptıkları ve bana karşı olan davranışları beni yıprattı. Lütfen beni aramaya kalkma. Sana olan aşkımı ben güzel bırakmak istiyorum. Şimdi tabii bu nottaki en çarpıcı cümle benim açımdan şey diyor. Sen evde yokken annenin yaptıkları ve bana karşı olan davranışları. Yemek yapan ben, evi temizleyen ben, çamaşırları yıkayan ben. O akşama kadar oturuyor, darlanıyor, bir de gidiyor. Ahu Hanım, kesinlikle böyle bir şey yok. Benim eşim çok uyumlu bir insan. Sen bilmiyorsun. Gerçekten sen yokken bana ne kötülükler yapıyor. Ne yapıyor acaba? Hiçbir şey yapmıyor. Tembel tembel oturuyor. Yapıyor mu yapmıyor mu? Tembel tembel oturuyor. Yaptığı kötülük bu mu? Yaptığı kötülük tembel tembel oturuyor. Bir de beni dövmeye kalkıyor. O bahsettiğiniz. Evet. Süpürge şey hortumu. Evet. Kendine yemek doladı. Yemek yapmıyor evde. Ahu Hanım ben müdahil olmak istiyorum tam tabii, bu noktada. Buyurun. Annem maalesef eşimi mutfağa sokmuyor ve ben bunu daha tahmin ettim. Ve ben bunu daha yeni öğrendim. Yani eşim bana bunu geç söyledi yani ve üstüne üstlük dolabı kilitliyormuş. Ne? Evet, dolabı kilitliyormuş. Düşünebiliyor musun? Dolabı kilitliyor. Kırıyor bir tabak. Bir takım tabak takımı kırdı. Ya çocuktan bahsetmiyorsun anneciğim, bu çocuk tabak değil ya. Tabak takımı kırdı. Evde tencere tava kalmadı. Her şeyi kırdı. Müsaade edeyim de hepsini kırsın mı yani? Ya bir tabak, bir çanak. Ondan daha mı kıymetli ya? Çok ben ona sakar. Ben ona gönlümü çok verdim sakar ya. Çok sakar. Yemek yapmayı da bilmiyor. Kesinlikle zaten öyle bir şey yok. Elini değdirdiği kırılıyor, kırılıyor mu? Yok evet öyle bir şey. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben katılmıyorum buna. Eşim bana gayet güzel yemek de yapıyordu. Ben o yemeği de gayet afiyetle yiyordum. Çok da seviyordum. Ha, annemi sevmiyor değilim. Tabii ki annem de bir tane. Benim oğlum ondan onun, güzel yemek onun yaptığı yemekler de güzel ama. Ahu Hanım. Siz böyle birlikte hep bu kadar huzur içinde mi yaşadınız? Siz ne kadar zamanlık evlisiniz? Ahu Hanım bizim 3 yıl oldu. 3 yıldır evet. Aynı evde. Evet, 3 yıl bu huzur ve bu sükunetle mi yaşıyorsunuz? Yani ne kadar huzurlu denebilirse işte yani o kadar. Ah Remziye Hanımcığım ah. Benim oğlum erken evlendi Ahu Hanım. Zaten kız da ondan 5 yaş büyük. Ne var canım yani 5 yaşta? Kendini gençleştirmeye çalışıyor. Nasıl? 5 yaş çok büyük. Nasıl yaş. Bildiği bir yöntem makyaj, varsa bize de söyle. Makyaj malzemeleri alıyor gidiyor. Eve her gün bir kargo geliyor. Her gün aynı makyaj malzemeleri ısmarlıyor. Benim ocağıma, benim oğlumun ocağına incir ağacı dikecek o. Remziye Hanım, aşk olsun ama. Siz biraz fazla mı gittiniz üstlerine acaba bu çocukların? Fazla gitmiyorum. Ben görüyorum çok aynı şeyler ısmarlıyor. Çok fazla. Ya çok. Peki siz kargoda bir şey bakıyorum ben şuraya ona. Bir geri dönelim Allah aşkına. Şimdi bu kız istemede nasıl toparladınız siz o durumu? Sonrasında özür diledim tabii. Hah bravo. Tebrik ediyorum sizi. Ama ne zaman? Ne zaman? 2 hafta sonra nişanda. Evlendin mi evlenmedin mi? Gittim kızı istedin mi istemedin mi? Anneciğim. Sen ona bak. Sen o saygısızlığı bir defa yaptın. Şimdi yani bir defa onu yaptıktan sonra özür diledim dilesen ya. Ne olacak, dilemesen ya. Ne olacak? Dilediniz mi Remzi? Özür diledim. Bravo, tebrik ediyoruz. Fark ettiniz. Geç oldu ama. Herhalde 2 hafta sonra özür diledi. Düşünmediniz diye düşünüyorum ben. Böyle bir anda bir çıktı mı evet, ağzınıza? Evet, bir anda o çıktı ağzımdan. İstemediniz İstemeden değil mi? İstemeden oldu. Hiç sizi temsil eden bir şey de değildi diye düşünüyorum. Yani tarzınız, üslubunuz bu değildir diye değil, düşünüyorum. Değil. Ben onu, ben öyle
ağzımdan çıkıverdi. Hı. Söz. Sonra özür dilediniz. Sonra özür diledim. Yani... Sonra mesela balayı... Yani o konuyu hiç açmayalım bence Ahu Hanım. Yani neden? Cidden o konuyu hiç açmayalım çünkü o konuyu şu an aklıma geldikçe... Yani gerilmeye başlıyorum ben, o yüzden hiç açmayalım o konuyu. Balayında ne oldu? Annem de bizimle geldi. Ben o kötü niyetle gitmedim. Ben sadece başlarına bir şey gelmesin diye onları koruma amacıyla gittim. Ahu Hanım, biz normalde iki kişilik bir oda ayarlamıştık. Gideceğimiz yer belliydi. Antalya'da bir otelde, adını vermeyeyim şimdi. İki kişilik bir balayı suiti ayarlamıştık. Zaten balayı suitleri iki kişi olur. Evet, iki aynen. Kişilik olur. Bir baktık, daha sonra aynı otelde hemen bir alt katımızda bir odada annem ayarlamış kendine. Yani. Ya bir bakmadınız aslında, yola birlikte çıkmadınız mı? Yok 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 yok, çıkmadık, yola çıkmadık ama annem ertesi sabah... Orayı bulup gittiniz mi? Çok evet. Affedersiniz. Ben onlar... Biz uyandık. Uçak bileti alınca... Bir baktık anne. Uçak bileti alınca... Dikildi. Taksi tuttum, peşlerine gittim. Dikildi ya. Ben onları korumak amacıyla gittim. Kötü bir niyetim yoktu. Ne yapmak amacıyla gittim? Yani. Korumak amacıyla gittim. Ne gelebilirdi başlarına Allah aşkına? Ne kötü bir şey gelebilirdi. Ben ne mesela, öyle düşündüm. Ne olabilirdi mesela? Bilmiyorum ama ben öyle düşündüm. Balayında gayet ben güzel bir uzaktan otelin, izleyecektim. Balayı suitinde bir evli çiftin başına en fazla ne gelebilir? Kaza olabilir, her şey olabilir. Bilemiyorum. Kaza olabilir. Gerçekten şu anda abartıyorsun yani. Nasıl bir kaza olabilir Remziye Hanım? Oğlum o kız seni sevmiyor, anla artık bunu. Öyle bir şey yok anne. Peki ne o bir saniye ne olur. Lütfen devam edelim oradan. Siz sabah kalktınız. Evet. Kahvaltıda. Evet. Bir baktım annem karşımızda. Yani anneniz karşımızda. İkimiz de şok ben oldu. Ben onlara masa hem tuttum ben şok orada. Oldum, hem eşim şok oldu yani. Kadın masa orada tutmuş. Masa tuttu. Yani ben ama iyi niyetleri de atlamayalım lütfen yani Esat Bey. Ahu Hanım bunun sizce bu, bir iyi niyeti. Bu iyi niyeti atlamayalım. Yani masa bunda tutulmuş. Bence bir iyi niyet yok Ahu Hanım. Korumak yani amaçlı, tamamen... sizi korumak amaçlı oraya gelinmiş. Masa tutulmuş. Yani, sonra tuttunuz masayı, dediniz ki ah benim çocuklarım gelsinler de aç kalmasınlar. Gelsinler, yesinler, içsinler. Zaten o niyetle tuttum zaten niyetle masayı. Tuttunuz. Tabii aç kalabilirler çünkü. Evet. Değil mi? Oğlunuz aç kalabilir. Çocuğum çünkü ben değil mi anne? Maazallah sonra ne olur Esat Bey aç kalırsa yani, bu yaşta. Böyle bir şey, neden böyle bir şey yaptığını sonra, aklıma gelmiyor. Sonra Remziye Hanım. Geldiler masaya, birlikte kahvaltı yaptık. Keyifli keyifli kahvaltı Sibel Hanım herhalde çok mutlu çok olmuştur mutluyum. Sizi gördüğünde. Çok mutlu. Ben de olsam ben de çok mutlu olurum. Böyle yeni evlenmişim, balayına çıkmışım. Mutlu olmadı çünkü o beni sevmiyor. Ondan değil mi? Sevmediği için mutlu olmadı. Yoksa hani gayet normal zaten iki tane birbirini seven insan evleniyorlar. Gayet güzel bir otele gidiyorlar. Balayı suiti tutuyorlar. Sabah kahvaltıya kalkıyorlar ve kayınvalideleri... Masa tutmuş bir şekilde karşılarında. Şimdi buna ne yapması gerekiyor evlenen çiftin? Yani Allah'ım bu nasıl bir mucize? Kayınvalidem balayımın ilk sabahı karşımda diye çok mutlu olması gerekiyor. Normali bu olması gerekirken gelininiz sizden hiç hoşlanmadığı ve sizi hiç sevmediği için bir anda büyük bir şaşkınlık içerisine mi girdi? Öyle oldu maalesef. Ah. Esefle kınıyorum Sibel Hanımcığım sizi. Yapılacak şey değil. Balayı kayınvalideyle yapılan bir şeydir. Lütfen. Sonra? Sonra tatilimizi yaptık, eve döndük. Tatilinizi yaptınız. Müthiş bir tatildi anne, aynen. Çok güzel bir tatildi, üç kişilik. Gayet güzel de bir tabii, tatildi. Tabii. Senin için gayet öyleydi. Gayet güzel de bir tatildi. Senin için ben öyleydi size anne. Karışmadım ki. Ama Remziye Hanım, balayındalar. Ama Ahu Hanım, siz de benimle dalga geçiyorsunuz. Estağfurullah, ne dalgası? Ne siz alakalı, vallahi anne. Çocuklarla dalga geçmişsiniz gibime geliyor benim. Yok, öyle bir niyetim yoktu benim. Peki ondan sonra ne oldu? Onu anlatacağım ben size. İnanamayacaksınız buna sonra, ama. Daha ne olmuş olabilir sonra acaba? Evimize döndük. Ondan sonra evimize döndükten sonra annem bizim odamıza kadar geldi. Nasıl yani? Ve evet, bildiğiniz odamıza geldi ve yatağımızda bizimle yatmaya kalktı. Ne? Evet, bizimle yatmaya kalktı. Bakın Ahu Hanım, o öyle olmadı. Nasıl oldu? Ben onların odalarına girdim. Öylesine uzandım sadece, bir şey yapmadım ki. O akşam yemeği çok kaçırmışlardı.
Ben acaba bir şey oldu mu, nefes alıyorlar mı diye girdim. Nefes alıyorlar mı diye girdim odasına. Onun için öylesine bir uzandım. Sonra çıktım. Esat kötü bir niyetim saniye, yoktu ki. Anneciğim Esat bir dakika Bey. Bak ben Ahu Hanım'la konuşmak istiyorum. Bir dakika lütfen bizim müsaadenle. Esat Beyciğim bir yer değişebilir miyiz? Tabii Ahu Hanım. Ne demek? Şöyle bir değişim. Tabii. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Doğru duydum değil mi? Onların odasına girdiniz. Yataklarına... Öylesine uzandım sadece. Nefes alıyorlar mı diye baktım. Ha. Korktum ben bunlara bir şey olur mu diye. Nefeslerini dinledim. Sizin peki yemekleriniz öyle ağır mıdır? Çok kaşırmıştık yemeği çünkü. Hani çok böyle yemiştik. Yani kişiye zarar verecek kadar böyle yediniz mi bayıltacak, Allah korusun nefesinizi kesecek kadar ağır mı yemek yaparsınız? O gün çok yemek. Ağır yemek yapmıyorum ama çok yemek yiyince ha, onlar ağır çok geldi. Yediler. Sizden onlar kaynaklı bir şey değil. Sibel Hanım çok mu yemek yiyor? O akşam çok yemeği kaçırdılar. Öyle yani. Yoksa normal yiyor yemeği. Şimdi bu iki yeni evli çift gözlerini açtılar ve aralarında sizi mi gördüler? Aynen öyle oldu. Ben onların da... Ahu Hanım, diyecek bir kelimem yok, diyecek bir lafım yok işte. Daha ne söyleyeyim ben? Bir şey sorabilir miyim? Tabii efendim. O anı ben çok merak ediyorum. Yani karınız yanınızda, gece yatmışsınız. Evet. Sabah böyle kalkıyorsunuz, gözünüzü açıyorsunuz ve... sevgili anneniz. Ne oldu o an? Yani şok olduk tabii ki. Özellikle eşim Sibel hani gerçekten çok tepkili oldu. Çok tepki gösterdi bu olaya. Yani ben diyeyim Sibel Hanım'ın aslında böyle bir şeyde asla tepki göstermemesi gerekiyordu. Hep sizi sevmediğinden. Ben sadece sizi sevmiş olsa, asla sabah kalktığında yanında sizi görse tepki gösterir mi? Göstermez asla tepki gösterilmeyecek bir şey. Ben de öyle yani düşünüyorum. Ben bakın buradan sevgili seyirciler, Sibel Hanım'a seslenmek istiyorum. Sevgili Sibel Hanım. Bakın, asla problem edilmeyecek, problem olmayacak şeyleri problem etmişsiniz. Gül gibi bir insan, kayınvalideniz. Bu kadıncağız size ne yapmış olabilir? En fazla ne yapmış olabilir? Bütün iyi niyetiyle sizi uyandırmadan yatak odası kapınızın içerisinden giren, yatağınıza doğru gelen, bakın hala sizi rahatsız etmiyor, hala uyandırmıyor. Geliyor kadıncağız, nefesi dinliyor ve artık sizinle ilgilenmekten, sizin peşinizden koşmaktan o kadar yorgun, o kadar bıkkın bu kadın. Yatak odanızda, yatağınızda baygınlık geçiriyor. Ve siz hala bu iyi niyeti anlamıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, kayınvalidenizi yanınızda bulduğunuz için korkunç büyük bir tepki gösteriyorsunuz. Hep böyle tepkili midir Sibel Hanım? Yani... Yok Ahu Hanım, yani normalde o gün öyle oldu. Çok naif bir insan. Gerçekten çok naif bir insan. Evet. Ama artık bu durumda yani sen öyle bazı, zannediyorsun. Evet. Sen insan... öyle zannediyorsun. Bence de sen öyle zannediyorsun Esat. Bence de. Bence de genel itibariyle çok tepkili öyle bir diyorsanız insan. Bir yemek yapıyor. Yani. Ahu Hanım bir yemek yapıyor. Yaptı yemeği köpek yemez. O derece. Evet. Şöyle yapalım mı? Ben Sibel Hanım'ı arayayım mı? Lütfen Ahu Hanım lütfen. Arayayım. Zaten ben onun için geldim buraya. Ben eşime gerçekten aşığım ve onun gitmesini istemiyorum. Boşanmak istemiyorum ben. Ben onu istiyorum sadece. Tek istediğim şey bu. Başka hiçbir şey değil. Siz istiyor gerçekten. Musunuz gelininizi? İstemiyorum. Oğlum o kız seni sevmiyor. Ya anne. Beni de istemiyor. Yok öyle bir şey ya. Devam. Ben son derece perişanım bu aile hikayesinden sonra. Sibel Hanım'ın numarasını az sonra çevireceğim. Açar mı telefonlarını? Şöyle Ahu Hanım açmaz büyük bir ihtimalle. Çünkü tanımadığı telefonları açmıyor. Ben de çok telefon ettim ama ulaşamadım. Bir tür ulaşamadım. Açtık zaten ulaşabilseydim belki hiç gelmezdim bile yani. Ulaşamadım. Bir de ben deneyeyim. İnşallah, inşallah. Deneyeyim. Bence i̇nşallah. Denemeyin. Denemeyeyim. Bence denemeyin. Anne, gelmesin. Anne gelmesin. Bak hala, gelmesin. Hala çomak sokmaya çalışıyorsun anneciğim ya. Hala çomak sokuyorsun ya. Ahu Hanım lütfen. Hep iyi niyetinden. Sizden rica hep ediyorum. Hep iyi niyetinden. Lütfen Ahu Hanım. Ben şimdi... yardımcı olun. Sibel Hanım'ı aramaya gidiyorum. Bence aramayın. Bekliyorum Ahu Hanım. Gidiyorum. Siz bilirsiniz. Görüşürüz. Siz bilirsiniz efendim. Sizin olduğunuz yerde benim bir şey bilme ihtimalim... Ben tıp benim kendisiniz. Ben aramanızı istemiyorum. Anlıyorum. Bir müsaade etseniz. Şöyle bir... Ama oğlum... Arar gibi yapsam. Peki. Değil mi? Buraya kadar şimdi evlat hatırı. Peki. Olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Thank you.
Şimdi eşi Esat Bey, Sibel Hanım'la ilgili bize hangi bilgiyi vermişti? Sibel Hanım bilmediği numaraları kesinlikle açmıyormuş. Bu yüzden ben önce Sibel Hanım'a müsaadenizle bir mesaj göndereceğim. Sibel Hanım okudu. Şimdi Sibel Hanım'ı arıyorum. Sibel Hanım. Evet, buyurun. Sibel Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Az önce size atmış olduğum mesajı okudunuz. Evet. Ve zannediyorum o yüzden telefonumu açtınız. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Programımızı izlediğinizi düşünüyorum. Evet, mesajımdan sonra telefonumu açtığınıza göre. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sibel Hanım, şimdi programımızı izliyorsunuz madem. Öyleyse şunu da anlamışsınızdır. Programımıza size ulaşmak üzere biri başvurdu. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Öyle mi? Evet. Nasıl tahmin ettiniz? Nereden biliyordunuz? O kadın yani benimle bir şekilde iletişim kurmak için her şey yapıyor. Hangi kadın Sibel Hanım? Kayınvalidem. Kayınvalideniz. Evet. Peki şimdi ben formatımız gereği sizin bir tahmininiz var. Programımıza kayınvalidenizin başvurduğunu düşünüyorsunuz. Fakat ben formatımız gereği şu an söyleyemiyorum. Bu etapta kimin başvurduğunu. Sizden rica etsem. Bulunduğunuz yerde aracımız ve ekip arkadaşlarım sizi bekliyorlar. Aracımıza biner misiniz? Giderim ama hani eğer oradaysa hiçbir şekilde onu konuşmak istemiyorum. Hani şimdiden söyleyeyim. Hani peki. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Peki tamam. Sizi gayem zaten sizi hiçbir şeye zorlamak değil. Ama aracımıza giderseniz, size göndereceğim şifreyi kasaya girerseniz, kasadan çıkanı benimle de paylaşırsanız, çok mutlu tamam. Olurum. Tamam, dediğiniz gibi olsun ama ben hani dedim eğer görürsem onu konuşmak istemiyorum. Bir tamam, şekilde. Anlaştık. Size güveniyorum, tamam. Tamam, öyleyse siz aracımıza bindikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Sizi tekrar arayacağım. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Kayınvalidesinin programımıza kendisi için başvurmuş olduğunu düşündü. İlk etapta eşi gelmedi aklına. Ne enteresan değil mi? Sibel Hanım aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Alo. Sibel Hanım. Evet. Aracımıza binmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bindim. Şimdi size şifrenizi gönderdim. Tamam, bakıyorum. Lütfen göndermiş olduğum bu sadece size ait olan şifreyi kasaya girin. Kasadan çıkanı benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aha oğlum, bu ne demek oluyor? Yüzük çıktı. Yüzük? Evet. Sizce? Yani Esat benimle boşanmak mı istiyor? Bu anlama mı geliyor? Ya da bu benim kayınvalidenin bir oyunu olabilir. Çünkü Esat böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Niçin eşinizin sizden boşanmak istediğini düşündünüz? Yüzüğü görünce? Yani aklıma ilk o geldi ama kayınvalidemin oyunu gibi geliyor. Siz hala programımıza kayınvalidenizin başvurduğu fikrine evet. Misiniz? Çünkü Esat böyle bir şey yani tek başına yapmaz. Yani ya da kayınvalidem de gelir. Hani o yönlendirir. Peki öyleyse ben programımıza kimin başvurduğunu size söyleyeyim. Tamam. Programımıza eşiniz Esat Bey başvurdu. Size gerçekten. Ulaşmaya çalışıyor. Evet, gerçekten. Tek başına? Programımıza tek başına başvurdu, evet. Yani kayınvalidem orada mı? Kayınvalideniz burada, evet. Kayınvalidem oradaysa ben hani gelmek, yani onun tek başınaysa görüşebilirim. Ama kayınvalidem oradaysa gelmek istemiyorum. Şöyle yapalım mı Sibel Hanımcığım? Şimdi ben o anne oğlu nasıl birbirinden ayırırım bilemiyorum. Fakat size söz veriyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım
elimden geleni yapacağız. Eşinizle sizi birebir baş başa görüştürebilmek için. Tamam, geleyim ama dediğim gibi eğer benim yanıma gelirse veya diyalog kurmaya çalışırsa ben hiçbir şekilde hani orayı terk ederim. Tamam, anlaştık peki. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sizi burada bekliyorum. Tamam, geliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hadi bakalım biz ekip arkadaşlarım ne yapacağız şimdi o anne oğlu birbirinden nasıl ayıracağız da bu genç çifti baş başa bir araya getireceğiz. Bakalım bir şeyler yapacağız. Çay alabilir miyiz acaba? Kameranın önünde ne diyorsun ya? Beni rezil etti. Hoş geldiniz Ahu Hanım. Hoş. Hoş geldiniz. Evet. Eşiniz Sibel Hanım'la görüştüm. Ahu Hanım ne diyor? Gerçekten yani şu an çok kötü durumdayım. Ne diyor, ne söyledi? Merak içindeyim. Ne dedi? Teşekkür ederim evladım. Ne söyledi Ahu Hanım? Özlemiş. En çok da Remziye Hanım. Benim oğlum. Anne mi? Bu çay saati bu saat Ahu Hanım. Öyle mi? Ben ona bu saatlerde hep çay yaparım. Anne yok. Bu sağ ol. Bisküvini istemiyorum çok sever. Sağ ol. Yok. Gerek yok anne. Şimdi onun zamanı olsun mı? Olsun oğlum. Ya onun zamanı mı şimdi anneciğim? Yapma ya. İç açsın. Bütün biz gün bir şey yemedin. Kahvaltı da etmedin sen. Gerek yok bak çay içiyorum. Çay geldi. Sen onu kendin ya anneciğim. Gerek yok bak başka bir şey için geldik biz yani. Başka bir şeye geldik lütfen yani. Oğlunuz bu ayrılıktan sonra çok üzüntü çekti mi? Evet çok üzüntü çekti. Yemeden içmeden kesildi Ahu Hanım. İki günde beş kilo verdi. Evet, iki günde beş kilo verdi. Hiçbir şey yemiyor. Öğle yemeği yememeye alışık değil benim oğlum. Ne uyuduğumu biliyor. İki gündür öğle yemeği de yemiyor. Hiçbir şey yemiyor zaten. Öğle yemeğini hepten yemiyor. Şeyi çok merak ettim ben bu arada. Siz Sibel Hanım'la nasıl tanıştınız? Ahu Hanım, ben bir kursa kaydolmuştuk. Ne kursu? Pastacılık. Onunla da tanışmam o şekilde oldu. Yani zaten... Sizin asıl mesleğiniz ne? Benim asıl mesleğim babadan kalma bir tuhafiye dükkanımız var bizim. Orayı işletiyorum ben kendimce. Ama bir boşluğum oluştu. Böyle bir hobi edinmek istedim. Sever misiniz böyle evet, pasta, evet. Börek, çörek, kek yapmayı? Yani elim yatkın. Ne yalan söyleyeyim elim yatkındı. Ben de bunun bir eğitimini alayım dedim. Peki. Ondan işte kayıt oldum. Zaten şunu da söyleyeyim size. Ben kayıt olduğum ilk gün yani Sibel'i orada tanıdığım ilk gün aramızda güçlü bir bağ olduğunu fark ettim. Yani iletişimimiz çok kuvvetliydi. Zaten biz aynı ekibin içindeydik Sibel'le. Ve ben onunla aramda bir şey olacağını ilk günden fark etmiştim. Ahu oğlum sözüm ona onlar aynen. Beraber kursa gittiler. Pasta kek kursuna gittiler ancak benim oğlum ondan çok daha güzel kek pasta yapıyor. Bizim günlerimizde kurabiyelerimizi hep benim oğlum yapar. Gelinin hiçbir bir şey gelmiyor elinde. Ben onu anladım canım görmedim. Zaten yumurta ve kabukları dediniz. Ben benim onu oğlum anladım. Çok güzel kek yapar aslan oğlum benim. Sağ ol anne ama Sibel de gayet iyi yapıyor. Onun da şimdi hakkını yeme hakkını teslim et. O da gayet iyi yapıyor anneciğim. Sen daha güzel yapıyorsun. Ama o da yapıyor. Siz şimdi kursta pasta kursunda. Evet. İlk görüşte böyle anladınız. Yani ilk görüş demeyelim tabii. Yani ilk görüşte bir etkileşim oldu, bir iletişim oldu, enerji oldu Ahu Hanım. Biz daha sonra zaten kursu ekip kaçmaya başladık. Yani zaten bitirmedik de ne yalan söyleyeyim. Bitmedi. Ha kursu bitirmediniz. Bitirmedik de etkileşim oluştu. Yani ne zaten... yapıyordunuz kaçıp? Ya işte buluşuyordunuz. Sinemaya gidiyorduk, kafeye gidiyorduk. İşte yani klasik. Beni ayarladı desene şuna. Zengin buldu seni. Zaten Karan'a aşık anneciğim, oldu. Beni ayarladı desene sen şuna. Lütfen bak beni böyle. Zengin misiniz ayıptır sorması? Yok Ahu Hanım ne zengini ya dedim ya. Babadan kalma bir tuhafiye dükkanı. Başka da bir şeyimiz yok zaten. Siz Sibel Hanım'ın sizin zenginliğinize geldiğini evet, düşünüyorsunuz. Evet, onun için geldi. Çok zenginiz değiliz çok, diyor. Çok zenginiz ya. Yeter o kadar zengin. Ya çok zenginiz ha, aynen. Bir dükkanla zengin olur. Yeter o kadar zengin. Ya ne ara? Ekmek elden, su gölden yatıyor. Ne olacak ki? Anneciğim, ekmek elden, su gölden diyorsun da... biz evlenmek için ne kadar borca girdik? Farkında mısın bunu? Bankadan çektiğimiz kredi unutuyorsun galiba.
Onlar ödenir yavaş yavaş. Yani ödenir ama böyle konuşman saçma geliyor yani. Çünkü çok da ekonomik anlamda iyi olduğumuzu söyleyemem Ahu Hanım. Çok da iyi değiliz yani. Ama hani kendinizi döndürüyorsunuz. Evet Ahu Hanım. Tabii evet. Gereksiz harcamalar yapan o karın bizim senin ocağını batıracak. Gereksiz harcamalar, rujlar. İki tane ocağı. Ojeler, makyaj malzemeleri. Hangi kadın almıyor gibi. Ahu Hanım? Hangi kadın almıyor? Ay ben de alıyorum. Benim kayınvalidem de acaba benimle ilgili böyle şeyler düşünüyor mu? Hiç zannetmem. Bir an şimdi böyle bir düşündüm ben. Evet, peki sonra annenizle tanıştırmaya karar verdiniz evet, herhalde Süper Hanım'ı. İlk tanışma gününde çok gayet kibardı, gayet sevecendi, sıcakkanlıydı. Anneniz mi Sibel Hanım mı, Sibel Hanım mı annenize? Annem de Sibel'e karşı, Sibel de anneme karşı gayet. Zaten Sibel'de böyle bir kötü huyu yok yani soğuk gibi, soğuk davranmak gibi huyu yok zaten. Ama annem de o gün gerçekten çok sıcakkanlı, çok kibar, misafirperver. Sevmişsiniz kızı işte ilk gördüğünüzde. Ama sonradan ne oldu, ne olmadı? İşte bu hale geldi. Ben öylesine öyle davrandım. Onların ben evleneceğini hiç düşünemedim ki. Evleneceğimizi düşünmediği için yapmış. Yani sadece takılıyor. Hani sevgili, flört ediyor, arkadaşlık ediyor gibi düşündüğü için davranmış. Ondan iyi mi davrandınız? Yani ondan iyi davrandım. Böyle hayat boyu flört etselerdi iyi davranır mıydınız hep? Hayır davranmazdım. Belirli bir süre sonra evlenecekti elbet birisiyle. Ama o kızla değil. O zaman baştan iyi kötü bir şey yapmadın anne. Başta gayet iyiydin. Bunun başta neden? Sevgili gibi davran. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Yani mecbur muydunuz üçünüz aynı evde yaşamaya? Böyle hani ev üstüne olmaz derler ya, doğru bir şeydir o. Hani çok yüz göz olunur. Bunlar büyük bir ev tuttular Ahu Hanım. Ne güzel. Kendi düzenleri. Zaten büyük olması da gerekiyordu. Güzel modern bir ev tuttular. Ben o evde bana da bir oda verin dedim. Gelin hanım istemedi beni. Ben yalnız mı kalacaktım? Duvarlar arasında yalnız mı kalacaktım? Ya hasta olsaydım ne, kim bakacaktı maşallah bana? Maşallah gayet sağlıklısınız. Aynen. Niçin ben hasta yalnız olasınız? Kalamam ki. Duvarlar üstüme geliyor. Gelin hanım bana bir oda vermeye kıyamadı. Sibel o denli anlayışlı bir insan ki ben durumu izah ettim. Biz eve çıkacaktık ama boşuna hani ekonomik sıkıntı olmasın diye, fazla para gitmesin diye Sibel kabul etti. Annemle yaşamayı kabul etti ve biz annem, ben, Sibel bir evde yaşamaya başladık. Bir evde yaşamaya başladık da ne oldu? Sevmedi beni. Ya işte. Size iyi bir haberim var. En çok siz sevineceksiniz diye düşünüyorum. Evet Ahu Hanım, ne o? Sibel Hanım gelmiş. Öyle mi? Nerede evet. Şu anda? Şimdi biz kendisini misafir edeceğiz. Ben bir Sibel Hanım'la bir sohbet etmek istiyorum. Bakalım o tabii. Neler anlatacak. Tabii Ahu Hanım. Sizin serzenişlerinizden biraz bahsedebilir miyim kendisine? Bahsedebilirsiniz. Peki. Ben diyorum ki orta yolu bulayım diyorum. Barıştırayım diyorum. Ben onunla orta yol bulmak istemiyorum. Ben onu istemiyorum. Benim niyetim bu ama zaten ben bunun için gelmiştim. Peki sizinle baş başa görüşmek isterse bu mümkün olabilir mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki Ahu Hanım. Benim için mümkün. Tamam, peki. Benim için mümkün. Öyleyse şimdi ben sizi bir şansım olsa masamıza davet etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Tabii. Ben de Sibel Hanım'ın yanına gideceğim. Onunla sohbet edeceğim. Daha sonra da sizin yanınıza geleceğim. Tamam Ahu Hanım. Olur peki. Mu? Peki Ahu Hanım. Buyurun tamam. Lütfen. Gördünüz Remziye Hanım'ı. Şahsen, şahsına asla tabii ki diyeceğim hiçbir şey yok ama oğluyla olan ilişkisinde ben oğlumla böyle bir ilişkim olsun istemem. Sibel Hanım'dan, duyacaklarımdan inanın çok ürküyorum biliyor musunuz? Acaba daha duymadığım, bilmediğim neler anlatacak bana Sibel Hanım? Gelin birlikte sohbet edelim Sibel Hanım'la. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Arkadaşlarım bana böyle hafif huzursuz olduğunuz bilgisini verdiler. Dışarıda olmak istemişsiniz. Oturmak dahi istemiyormuşsunuz. Aynen. Ayakta olmak istiyorum demişsiniz. Her yerden gelebilir.
her yerden gelebilir mi? Sibel Hanım. O kadar yani, tedirginim. Tedirginsiniz. Evet. Aslında iyi niyetli bir hanımefendiye benziyor ama Remziye Hanım. Bana sorun, bana sorun. Size soruyorum, ne olursunuz bana kayınvalideniz Remziye Hanım'ı birazcık anlatır mısınız? Yani nasıl anlatsam, hayatım cehenneme döndü. Yani ben Esat'ı çok seviyorum ama hani kaynanam dahil olduğu için bizim evliliğimize, hani bizim de aramızda hani ilişkimize zedelenme oluyor ondan kaynaklı. Yani bir yıl hani bir yıl müddet verdim ona, hani ayrı eve çıkmak istediğimi söyledim, o da kabul etti. Ona istinaden ben aynı evde yaşamayı kabul ettim ama işte göründüğü gibi olmadı. Hani aynı eve girince işler değişti. Ben o noktadayım. Siz aynı evde yaşamayı nasıl kabul ettiniz? Yani hiç böyle düşünmüyordum olabileceğini. Hani aynı evde iyi geçiniriz falan. Mutfağa giremiyorum. İki tane tava verdi bana. Aldım ben o haberleri. Evet, mutfağa giremiyorum. Aldım. Eşime yemek yapamıyorum. Biraz sakar mısınızdır? Yok, hayır. Çok hani böyle dokunduğunuz şeyi kırar mısınız? Yok, hayır. Onları söylüyor. Herkese anlatıyor. Tam tersi, hani bir şeyler yapmak istiyorum ama bana o fırsatı vermiyor. Herkese nasıl anlatıyor? Ya herkese mesela güne gidiyor. İşte gündeki yemekleri kendi yapıyor. Oğlum hani eşim yapıyor kek falan. Hani ben yemek yapmadığım için hani kendi eşinin... Nasıl anlatsam, hani keki oğlum yaptı, övüyor ama beni aşağılıyor hep, öyle diyeyim size. Aynı evin içine girince yani değişti. Yani ben öyle ummuyordum, öyle çok tatlı bir insandı. Hani beni ailem yanında rencide etti. Bir gönül hikayesi olmuş. Hani gönül benim, oraya buraya. Aynen, beni onunla layık görmüyor gibi ama çok yanlış bir şekilde söyledi bunu. Hani kırıcı bir şekilde. Ben zaten o an ağlamıştım, hani mutfağa gitmiştim. Annem geldi, ne oldu dedi. Ben anlattım anneme. Annem kibar bir şekilde hani çıkardı yani. Şey ha, olmadı. Gidin dedi. Evet. Yani. Ama peki, o gitmedi. O konuyla ilgili bir şeyi çok merak ediyorum ben Sibel Hanım. Hani tuzlu kahve verilir ya, evet, damat adayına. Siz kayınvalidenize tuzlu kahve, evet, Esat Bey'e ballı kahve vermişsiniz. Bilmeden mi karıştırdınız? Bilmeden verdim. Ben de öyle dedim. Evet. Onu hani kendine kişisel olarak hani ben ona bilerek yapmışım gibi, hani ona bir mesaj vermişim gibi algılamış. Ama benim öyle, yani öyle bir niyetim yoktu. Tamam bak şimdi ama. Kız isteme gününde böyle bir şey yaşanmış. Siz şimdi aslında kayınvalidenizi az çok o gün tanımış oldunuz. Evet. Sonra özür diledim diyor. Fark ettim diyor kırdığımı diyor. Ama işte öyle olmadı işte hani. Sonra biz hani dışarı çıkardığımızda gitmemiş zaten o. Orada da hani geri geldi. İşte madem dedi gününde, o kızınız dedi oğluma düşmüş. Hani ben ne yapayım hani demek istediğin, olan olmuş gibisinden. Yani böyle bir şey de dedi. Yani bilmiyorum hani tam kırıyor, özür diliyor ama tekrar üstüne bir şey yapıyor. Şimdi merak ettiğim ortak o kadar çok hikayeleriniz var ki. Mesela şimdi diyor ki beni... Dövmeye kalktı, beni tehdit etti, elektrik süpürgesinin hortumunu boğazına doladı ve ey kaynana, bu hortumu sana dolarım, seni öldürürüm demek istedi bana. Kendi kendine kurmuş. Bizim elektrik süpürgemiz benim çeyizimde var. Bu arada benim çeyizlerim, yeni çeyizlerim kullandırmadı. Hani benim eşyalarım var kızım, bunları kullanalım dedi. Hani iyi niyetle algıladım. Tamam dedim, kabul ettim. Eski süpürge, hani ben evi temizleyecektim. Süpürgenin bu arada bütün boru falan hep patlak yani. Benim yapıştırmam gerekiyor. Hani boynumdan attım, hani böyle tutup üzerinde yapıştırıyordum. O esnada o da hani geçiyordu karşıma. Ben böyle durunca hani sen bana ne demek istiyorsun? Benim bu arsana bu şeyler demeye başladı, ben şaşırdım. Ben de onu nasıl her algıladım biliyor musunuz? Hareket... O öyle algılamış, ben de vallahi kendinizi boğuyorsunuz diye algıladım. Yok ben... Yani hani mecazi anlamda, hani artık o derece yani tahammül edemiyorum, katlanamıyorum diye kendinize doladınız zannettim. Yok ben yapıştırmak için, hortumu, hani üzerimde tutmak için yaptım. Yani kendi de biliyor zaten bozuk olduğunu süpürgeni. Bir şey daha öğrendim. Balayına gelmiş. Evet. Kendilerini koruyamazlardı diyor. Ben onları merak ettim. Gittim diyor, otele girdiğim gibi de diyor, sabah masa tuttum onlar kahvaltı için diyor. Kahvaltı edeceğiz. Biz hazırlandık, çıktık. Eşimi sevdiğim için tamam, ona da bir şey demedim. Gelmişsin. Ama ben eşim hani bal ekmek ağzına veriyordum. Tuz ve yumurtayı hemen ağzına benden önce davranıyor. Yani böyle hareketlerde bulunuyor. Neyse biz odaya gittik. Hani tamam, herkes odasına çekildi.
yani bir şey oluyor. Mesela biz yüksek sesle konuşuyoruz. Hemen kapıya geliyor. Sanki bizi dinliyor. Her an yok böyle... canım. Benim tanıdığım Remziye Hanım asla öyle sizin kapılarınıza falan gelip sizi dinleyecek bir insan şey, değil. Ama... Biraz şeysiniz siz galiba. Ön yargılı mısınız? Bir şey mi oldu diyor. Kayınvalidenize en ufak karşı. Bir... Yok hayır. Bir şey mi oldu diyor. Hani iyi misiniz diyor. Hemen kapıyı yani rahatsız oldu. Hep iyi niyetinden. İyiliğinden. Ama bunlar hani... Sizi merak ediyor kadınca. Etmesin mi? Yok, merak fazla, etmesin mi Sibel Hanım? Çok fazla. Oğlunu fazla nasıl diyeyim sahiplenmiş. Yok canım. Yani ben şimdi bir şey diyeceğim ama yok. Yok. Biz uyuyorduk. Hani böyle gözümü açtım ama yoğun bir sarımsak kokusu geldi yataktan. Bir baktım hani gülüyorum ama gülünecek bir şey. Kaynanam bizim aramızda yatıyor. Aa. Yani ben o an... Sinirlerim bozuldu. Onu da şöyle açıkladı aslında. O da hep iyi niyetinden. Diyor ki ben diyor çok güzel yemek yaptım diyor. Yedik. Hı hı. Sibel diyor biraz diyor boğazına düşkündür. Fazla yedi diyor. Hı, fazla yiyince işte, diyor daha... ağır gelmiştir diye düşündüm diyor. Gittim diyor kapı dinlemede huyum yoktur diyor. Tamam mı? Baktım diyor çocukların odadan diyor çocuklardan ses gelmiyor. Uyuyorduk. Birden kapıyı açtık. Ya diyor bayıldılarsa diyor. Girdim diyor odaya. Bütün diyor iyi niyetimle. Ama sizce yapılır mı Bahar? Dinledim diyor onların sesini. Nefes alıyorlar mı? Almıyorlar mı? O sırada diyor bana diyor bir ağırlık çök. Ben diyor bir bayıl. Bir hep bayılıyor. Kadıncağız. Biz alıştık. Sürekli bayılıyor. Ama olamaz mı şimdi? Kadıncağız yani gelip böyle bir ağırlık çökmüş olup gece böyle aranızda böyle bir bayılıp sabah yok, onun orada huyudur. Ayılmış olamaz mı? Yok onun huyudur. Biz mesela hani baş başa kalamadığımız için bir kere yalan söylemiştik ona hani dışarı çıktık yemeğe. Nasıl çıktınız öğrendi. Çok merak ettim. Bir şekilde bir yere gideceğiz değil mi? Hani kendimiz bir fırsat yarattık hani bir yemek yiyelim dedik. Sonra arada bir şekilde hani duymuş hastayım işte hastanedeyim böyleyim şöyleyim. Ya tabii ki eşim o an hani panik edemem bıraktık. Yani yemeğimi bile yiyemeden hemen apar topar oraya. Ya sürekli böyle. Sibel Hanım. Diyorum ya kayınvalideniz olmasa komik kadın aslında. Ya hiç bir uzlaşma yolu yok mu? Yani ben dayanıyorum ama bir şekilde hani eşimle ilişkim zedelenecek diye korkuyorum. Hani en son raddeye geldi artık. Hani ben mektup bıraktım yani odamıza. Okudum. Çıktım gittim yani ama mektuptan 2 gün sonra beni arıyor. Bak buradan bile hani Esat'a bu yönden de çok dargınım. Odaya 2 gün sonra mı girdin sen? Nerede yattı bu adam? Odada değil miydin? Nasıl yani? Annenin yanında mı uyudun? Salonda mı uyudun? Uyur mu öyle annesinin yanında yani koca adam? Yani uyuyor. Alışkanlık olduğunu söylüyor. Veya işte diyor çok yorgundum orada uyudum diyor. Yani böyle şeyler normal Allah'ım, mi? Böyle var ya bazen bana denk geliyor herhalde. Böyle içim nasıl sıkılıyor anlatamam. Yani böyle bir ben eğlenmeye vuruyorum kendimi. Ben dertlenmeyeyim diye ama. Şaka gibi. Yani 2 gün sonra buluyor. Sen odaya girmedin mi? Girmedin mi hakikaten? Girmedim mi odaya? Bundan da biraz kırgınım. Peki bir şey söyleyeceğim. Evi terk etmeden önce bir alsaydınız eşiniz karşınıza. Ya ben çok konuştum. Esat deseydiniz ya bu evden çıkalım. Kendi düzenimizi kuralım. Baştan zaten ev üstüne kurmak bir hataydı. Gel kendimize ev tutalım deseydiniz. Dedim hani en ufak hani bir şeyini söylediğimde annesiyle ilgili. Yok hayatım sen yanlış anlamışsındır. Hani annem öyle bir şey düşünmez. Hani bizim iyiliğimizi düşünüyor. Ben bir şey demiyordum. Ama artık yani son raddede. Hani yüzüğü bırakmış. Bunu da anlamı hani dedim boşanmak mı istiyor? Bana bir mesaj mı yolluyor? Ah, ayol, ya da kaynanım. Ne boşanmak istemesi? Eşiniz hı-hı size aşık. Sizi çok seviyor. Anladığım kadarıyla annesini de çok seviyor. Çok düşkün. Yani o aslında düşkünlük de değil biliyor musunuz aralarındaki? Bağlılık. Şimdi yani ben tabii dertlenmeyelim diye biraz... Şamata'ya gırgıra vurmaya çalışıyorum ama o düşkünlük değil, başka bir bağımlılık evet olmuş onların o ilişkisi. Ama şimdi sizi de çok seviyor. Siz de anladığım kadarıyla eşinizi çok seviyorsunuz. Çok seviyorum, evet. Ya bunun bir orta yolu yok mudur? Uzlaşmayın ya, olmuyor. Benim tek yani şu an istediğim ondan. Heh. Hani o, konuşmak istiyorum ama ben ayrı istiyorum. Tamam. Yani onu hiçbir şekilde hayatıma dahil etmek istemiyorum daha. Peki, ne yapsa dönersiniz?
Şartım bu. Ayrı bir evi ama... Şu... Ayrı ev. Evet, ayrı ev. Ayrı ev. Kayınvalidemi istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Oğlum, o kız sana layık değil. Ben o kızı sana bırak diyorum. O kız seni de sevmiyor, beni de sevmiyor. Bunalttın beni oğlum, bunalttın beni. Yine hastanelik edeceksin ya. Biraz hava alacağım, su içeceğim. Şimdi ben hani onları nasıl ayırabilirim bilemiyorum. Hani bir fırsatını bulup hani Esat Bey'le tekrar baş başa kalmaya çalışacağım. Sizi de baş başa getirmeye çalışacağız. Yani gelirse ben yalnız giderim. Şimdi şu şekilde diyalog diyorum yine de hani çünkü niye biliyor musunuz? Pek dizginlenebilen, frenlenebilen bir insan değil ya Remziye Hanım. Hani bir yerden böyle bir çıkarsa, ederse... Çıkabilir. Hani, acaba bir hani karşılıklı sakin olup sakin kalıp... Yok, bir hiç. Orta nokta bulunabilir mi? Ben çok uğraştım yani çok denedim. Hiçbir şekilde ben muhatap daha iyi olmak istemiyorum. Muhatap yüzünü görmek istemiyorum. Öyleyse şöyle yapalım. Eşiniz Esat Bey. Evet. Sizin için bir video hazırladı. Size bir mesajı var. Siz bizim aracımıza... Gidin lütfen. Tamam. Aracımızda eşinizin sizin için hazırlamış olduğu o videoyu izleyin. Tabii. Ben de bu arada Esat Bey'in yanına gideyim. Tamam. Sonrasında bizim yanımıza gelin. Ama tek başına geleceğini, hani tek başına gelsin. Ya bu konuda gelsin. Gerçekten netim. Benim de bütün dileğim, temennim o da. Yani size güveniyorum bu konuda. Hani bana, bir yandan çıkabilir yani. Ben bu konuda bunu kendime bekliyorum. Güvenemiyorum biliyor musunuz Sibel evet. Hanım? Yani ben hani ayrı ayrı onları tutarım da. Bir yerden hani gelir o. Hani arkamı dönerim durmaz. Remziye Hanım. Bir yerden oğlunun yanına yetişebilir, yani erişebilir. Yalnız kalmak istiyorum hani eşimle konuşabilmek anlıyorum. İçin. Anlıyorum. Öyleyse... Tamam, araca geçeyim. Sizi araca yolculayayım. Olur mu? Tamam. Siz mesajı izleyin. Tamam. Ben de eşiniz Esat Bey'in yanına gideyim. Buyurun. Görüyorsunuz değil mi halimi? Ne yapacağım ben? Şimdi ekip arkadaşlarım bana bilgi verdiler. Esat Bey yalnızmış şu an. Ama hani 10 saniye sonra Remziye Hanım oğlunun yanına dönebilir. Ya da onlarla birlikteyken Remziye Hanım'dan müsaade istesem... Remziye Hanım acaba oğlunu yalnız bırakır mı? Hiç bilemiyorum. Ama çok istiyorum bu genç çifti bir araya getireyim. Barışsınlar, kendilerine bir hayat, bir düzen kursunlar. Remziye Hanım da şu duruma birazcık... Alışsın. Çok istiyorum. Hadi gelin. Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım. Ne olur ya Rabbi sen bana yardım et ya Rabbi. Ne olur. Amin. Ah hanım ah ah hanım. Amin. Ah. Ay Esat Bey vallahi. Çok bunaldım ah. Anneniz nerede? Lavaboya gitti galiba. Sizi çok seviyor eşiniz. Ben de öyle. Gerçekten ben de öyle. Fakat çok haklı serzenişleri var. Yani evet onu da anlıyorum. Haklı o da kendince haklı ama ben ne yapayım? Yani annemi mi atayım? Eşimi de eşimi de atamıyorum. Annemi de seviyorum bir yandan. Eşime de çok aşığım. Esat ben Bey siz birazcık dengeyi bulamamışsınız. Evet. Annenizle eşiniz arasında kusura bakmayın yok, yani yok. Bana kızmayın ama. Yok kesinlikle haklısınız için. Evet gerçekten şimdi öyle. Şimdi Sibel Hanım... Kesinlikle bir kuralı var zaten. Diyor ki eğer bir araya gelirsek ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Tamam. Çıkın ayrı eve. Tamam kabul ediyorum bu, ben. Annenizi hayatınızdan atmak demek değil ki. Kendi düzeninizi kurmak. Evet. O da gayet sağlığı yerinde bir insan. Kendine bakamaz mı anneniz? Ya tabii ki bakabileceğini düşünüyorum ben. Bakar yani niye bakamasın? Gidersiniz, uğrarsınız. Evet. Gerekirse her gün sabah gidersiniz, annem nasılsın dersiniz. Akşam evinize gitmeden nasılsın dersiniz. Bir ihtiyacı varsa görürsünüz. Kendi düzeninize, kendi evinize girersiniz. Evet ama işte ben bunu çok geç akıl ettim galiba Ah Hanım. Acaba geç mi kaldım? Acaba benim için çok mu geç? Hayat, seni çok seviyorum. Ve bana geri dönmeni istiyorum. Sadece biraz desteğe ihtiyacım var. Ne olur geri dön. Ben sensiz bir hayat düşünemiyorum bile.
yani ucunda ölüm olmadığı müddetçe hiçbir şey için geç değildir. Evet. Öyle düşünelim. Evet. Ah. Sibel. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sıkılmamak için geldim. Çok teşekkür ederim Sibel Hanımcığım. Çok mutlu ettiniz beni. Biz de burada Esat Bey'le birbirimizi bulmuşken... Evet. ...ve biraz baş başa konuşabildik. Ayrı eve çıkmak istiyor. Ben de kendisine evet. dedim ki... ...sizin ayrı düzeninizi kurmanız, ayrı eve çıkmanız demek... ...annenizi bir kenara atmanız anlamına gelmiyor. Koskocaman insanlarsınız. Sabah uğrarsınız, annem nasılsın dersiniz. Akşam kendi evinize geçmeden önce bir ihtiyacı var mı diye sorarsanız varsa karşılarsınız. Hani bir şekilde onun da kalbini kırmadan. Yani bu raddeye gelmeden keşke hani dediğimde yapsaydık ama. Keşke. Şu an hani hemen mi kabul ediyorsun? Evet ama senden tek bir ricam olacak. Bunu anneme birlikte söyleyelim. Olmaz benim mı? Ağzıma tek bir kelime lütfen. Çıkmaz. Kendin lütfen. Hayır. Lütfen. Yok. Benim için bunu yap. Benim için bunu yap. Lütfen. Ben ama dedim. Esat Bey şimdi... Senin kendi anne, konuşman sizin lazım. Anneniz. Araları da gergin. Bir de bunu da eğer Sibel Hanım söylerse... ...kayınvalidesine şimdi... iyice bence ipler kopar. Bir şeyi düzeltelim derken... ...hepten perişan etmeyelim. Bence sizin konuşmanız, sizin söylemeniz uygun düşer diye düşünüyorum. Ama ben şimdi Ahu Hanım bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Basmayan yani... söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki anneciğim ben... ...kendi düzenimi kurmak istiyorum. Ev, ev üstüne olmaz. Evet. Çok yüz göz olundu. Öyle. Böyle birbirinizi kırmanıza, birbirimizi kırmamıza gerek yok şu üç günlük yalan dünyada. Ben seni çok seviyorum. Sibel de seni çok seviyor. Senin de beni Sibel sevdiğini biliyorum. Gel bir orta yolunu bulalım diyeceksiniz. Peki Ahu Hanım ben yapacağım, bunu da yapacağım. Şu yüzük peki. de böyle ben evli insanlarda dışarıda olunca hiç hoşuma gitmiyor. Bir işinizin eline ben, takın bence. Tabii Ahu Hanım. Zaten çok yakışıyor ona bu yüzük. Biz kendimi seçmiştik. Böyle çok daha güzel oldu. Mutlu musunuz? İyi misiniz? Çok. İyiyim anne. Yani konuşursa daha iyi olacak. Gelin. Çok iyi oldu. Sen nerelerdesin bakayım? Öyle evden kaçmalar falan nerelerdesin sen? Abi. Çekil oğlumun yanında. Anne, şöyle bir oturalım anne. Onu. Hadi ne Ahu olur Hanım, benim oturayım. Kızı için. Benim hiç içim almıyor. İçiniz almıyor. Çok da aslında çok sevilecek tatlılıkta bir insan. Evet. O bizi sevmiyor, oğlumu da sevmiyor. Hayır seviyor. Seviyorum. Seviyor anneciğim, seviyor. Niye sevmesin seviyor ya? Seviyor oğlum anla artık. Şimdi şöyle seni. Yapalım. Oğlunuzun size söylemek istedikleri var. Bir dinler misiniz? Ben Sibel'le ayrı eve çıkmaya ayrı karar verdim. Aman Allah. Ayrı eve çıkacağız buradan anne. Buradan mı gelecekti başıma? Evet anne. Ben eşimin gitmesini istemiyorum. Beni yalnız mı bırakacaksın oğlum? Ben anne, duvarlar bak, arasında yalnız niyetim bu ki. Değil ama niyetim bu değil. Ama ben eşimi seviyorum ve onsuz bir hayat ben düşünemiyorum. Ben ne olacağım? Yapabileceğim bir şey yok. Gene yanımda, yakınımda olacaksın yani. Siz evde tek başınıza kalamıyor musunuz? Kalamıyorum. Ha. Eyvah. Bunlar ayrılacaklar bir an. Bana bir daha hiç uğramayacak biliyorum ben. Böyle bir şey gelin olsun. Göndermeyecek oğlumu. Aa, niye öyle olsun? Bir şey. Oğlumu öyle aldı benden. O da yok diyor bak. O da yok. Sabah uğrasa, evet. Akşam uğrasa. Evet anneciğim ya. Ben yalnız hadi, kalamam hadi evde. Hadi be anneciğim ben ya. Ben yalnız kalamam evde senin, oğlum. Senin ben de gönlün olsun be anne bak. Gerçekten. Senin de gönlün olsun. Ne olur ben. Sen şimdi gideceksin biliyorum. Bir daha da bana uğramayacaksın. Hayır ben anneciğim, ayrılmanıza ben razı nasıl, değilim. Evinizde niye... bir oda da bana ayırın. Ben de sizinle kalayım. Denedik ne olmuyor bundan? Anneciğim. Denedik olmuyor. Bak zaten bir damın altında bir evin içinde üç kişiyiz zaten. Denedik daha büyük olmuyor. Ev tutarız. Daha büyük ev tutarız. Düzelmiyor anne. Düzelmiyor. Düzelmeyecek. Daha büyük ev ben tutarız olur. Ben eşimle mutlu olamayacağım. Eşime zulüm ediyorsun anne. Kız üzülüyor. O kız bana zulüm ediyor oğlum. Neden anlamıyorsun? Anne, gel etme. Beni eşimle yalnız bırak. Eve çıkalım. Ayrı eve çıkalım. Ben senden çok bir şey istemiyorum. Onay istiyorum. Ben, bir onay, ben bir onay ver bana ben ne olur. Hala onay ver diyorsun. Ben yalnız yaşayamam. Kesin bir karar verdik. Ayrı eve çıkacağız dedik. Hala onay ver diyorsun. Ama annemi de atamam ki.
Yani... Tamam o zaman sen annenle kal. Ben böyle kabul etmiyorum. Devam edemem yapma yani. Yapma lütfen Sibel, yapacak yapma. Yapacak bir şey yok. Sen annenle kal. İyi oldu gitti. Benim bu kızı içime almıyordu zaten. Esat Bey. Efendim Afan. Yakıştı mı size? Koca adamsınız. Yakışmadı ama... Eşiniz çekti gitti. Kendime engel yüzüğü olamadım. De bıraktı. Duygularıma engel olamadım. Ne olacak böyle? O kız oğluma kötülük ediyordu. Ben istemiyorum o kızı. Sevmiyor o kız beni. Benim çekincem ve korkum ne biliyor musunuz sizle ilgili? Nedir? Acaba dünya üzerindeki bütün kızlar oğlunuza kötülük mü edecek, kötü mü davranacak, hiçbirine yakıştıramayacak mısınız? Ne olacak böyle sonsuza dek? Aynı erken o... evlendi zaten. Hala aynı şeyi söylüyorum. Peki. Eşinizin bırakmış olduğu yüzük ve sizi ana oğul baş başa bırakıyorum. Peki Ahvan. Her şey için sağ olun. Teşekkürler. Rica ederiz. Bağlılık mı, bağımlılık mı? Bağlılık, sevgi ve özgürlük taşır. Bağımlılıksa esaret ve kölelik. Seçim sizin. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.